Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tepsi kebabı yapacağım. Öncelikle bir malzemelerimi sıralayacağım. Çünkü hepsini robottan çekeceğim için sıralaması zor olur. Hemen bir adet Charleston biber, temizledim, yıkadım hepsini. Bir adet sivri biber, hafif acı olabilir. Bir adet kırmızı biber. Bir tane şöyle orta boy sarımsak. Bir adet orta boydan birazcık büyük kuru soğan. Karabiber, pul biber, kimyon hemen hemen bir çay kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığına yakında tuz. Yarım kilo yarı yağlı dana kıyma kullanacağım. Eğersiniz. Üzerine de süs yapacağım domates ve biberlerle. Hemen öncelikle biberlerimi ve soğanımı, sarımsağımı robottan çekerek başlıyorum. Evet, bütün malzemeleri robottan çektim. Maydanoz unutmuşum. Bir tutam da maydanoz çektim. Hemen 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Karabiber, kimyon. Yoğuruyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da salça, domates salçası. Evet, yeterli. Eğer ki isterseniz bir gün öncesinde yapıp böyle bu şekilde dolaba atabilirsiniz. Hiçbir şekilde sorun olmaz. Ya da tepsiye dizip o şekilde de atabilirsiniz. Sonrasında da bir saat kala pişirebilirsiniz yemeği bir saat kala. Tamamdır. Hemen tepsimi alıyorum. Bunun için yuvarlak bir tepsi kullanıyoruz. Zaten pişerken toplanacaktır ortaya. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Birazcık dışlara da verdim şöyle çıkıntı olması için. Hemen biberlerimi koyuyorum. Birer tane de domates. Şöyle bir tatlı kaşığı domates ya da biber salçası. Benimki domates. Bir su bardağını tam doldurmadan şöyle yarımdan biraz fazla su da ekliyorum ve çırpıyorum. Bu arada fırınımı da ayarladım. Bir 15 dakika öncesinden iyice ısınmış bir fırına koyacağım. 190 derecede. 190-200 derece bile olabilir. 200 derecede fırında pişireceğim. Ben üzerine tereyağı koyacağım. İsterseniz sıvı yağ da koyabilirsiniz. Tamamen tercihinize göre. Bir yemek kaşığı da tereyağı erittim. Evet, tepsi kebabımı fırından çıkardım gördüğünüz gibi. Ortalama bir 40 dakikada falan pişti benim fırın ayarıma göre. Hemen ben burada birazcık mercimek çorbası yaptım yanına. Biraz ayran yaptım.
Ve tam buğday ekmeğini de hazırladım. Tam buğday ekmeğinin tarifi de kanalımda var zaten. Oradan bakıp yapabilirsiniz isterseniz. Hemen şöyle bir dilim kesip size göstermek istiyorum nasıl olduğunu. Evet, gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.